Ses nasıl kasılır? Ses kasmanın püf noktaları ve avantajları nelerdir? Ses kasmada kendini geliştirmek istiyorsan haritadaki izlere aldanma ve silah sesine doğru git. Adamı siz bulmaya çalış. Bu sesin sağından mı, solundan mı, önünden mi, arkasından mı, çaprazından mı geldiğine dikkat edin. Mesela sağımdan geldi, hemen soluma döndüm, arkamdan da geldiğini duydum ve ona da döndüm. Duydum ve bir saniye önceden sıkıyorum. Adam ne olduğunu şaşmıştır gerçekten. Aşağıdaki adamın sesini aldım ve ondan önce sıkmaya başladım. Kafasını gösterdi dayanamayıp. Düşmanın sesini aldım ve uçarak adamın üstüne atladım. Ona sağdan geliyor. Düştü bu. Alttan da geliyor. Beşineye geç. Kafada. Bu ya. Merhaba kardeşlerim, ben Mirza. Bugün size ses nasıl kasılır, ses kasmanın püf noktaları ve avantajları nelerdir? Kısacası bu videoyu sonuna kadar izlerseniz emin olun adam gelmeden sıkmaya başlayacaksınız. Eğer ses kasmadan oynuyorsanız FPS oyunlarında başarılı olamazsınız. Rakip takımdan bir adım önde olmak istiyorsanız birinci kuralımız ses kasmak olmalıdır. Mesela öndeki adama sıkarken arkadaki adamın sesini alıp sıkmalısın. Yani şimdiki göstereceğim gibi. Bu şekilde. Şimdi gerçek maçta göstereyim. Karşımdaki adamın sesini aldım ve arkadaki adamın sesini de aldım. Geri dönüp direkt adama sıktım. Eğer ses kasmasaydım o beni arkalayabilirdi arkadaşının lootunu yaparken. Ses kasmadaki en önemli etken tabii ki kulaklık. Ben sizin için düşük, orta, yüksek bütçeli kulaklıkları sıraladım. Hepsini de kullandım. Gayet güzel verim aldım. Kullanmadığım bir şeyi zaten size önermem kardeşlerim. Şu an kullanmakta olduğum orta bütçeli kulaklık. Tabii ki daha yüksek bütçeli kulaklıklar var ama buna gerek yok. Bunlar her türlü işiniz görür. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Kulaklığınızı aldıktan sonra biraz oyundaki sesleri tanıyalım. Sesleri tanımazsak ses kasamayız şimdi. Neydi bu? Tahta sesi. Çimen sesine girdik. Şimdi sürünme sesi. Yağmurlu havada betonda yürüyorum. Kapıyı açma sesi. Asfaltta betonda yürüme sesi. Kum sesine geçtik. Şimdi hem çimen hem kum. Pencereden atlama sesi. Merdivende yürüme. Yere düşme sesi. Konteynerin üstünde yürüme sesi. Tahtada. Konteynerin üstünde zıplama. Karda yürüme sesi. Bunlar hafızanıza yer ettikten sonra yavaştan oyunu çözmeye başlayacaksınız. Şimdi gelelim altın kurallara. Ses kasmada kendini geliştirmek istiyorsan haritadaki izlere aldanma ve silah sesine doğru git. Adamı siz bulmaya çalış. Bu sizi hem özgüveninizi arttıracak hem de panik yapmanızı engelleyecektir. Şu an adamların üstüne nasıl daldım? Çünkü ses kastığım için dışarıdaki sesi de aldım. Hemen dürbün açarak çıktım, gördünüz mü? İkinci kuralımız sesin sağından mı, solundan mı, önünden mi, arkasından mı, çaprazından mı geldiğine dikkat edin. Mesela sağımdan geldi, hemen soluma döndüm, arkamdan da geldiğini duydum ve ona da döndüm. Ben yaşadım, onlar öldü. Üçüncü kuralımız adam gelmeden sıkma taktiği. Mesela bunu bitirdim. Hemen lootunu yaparken adamın karşıdan geldiğini duydum ve bir saniye önceden sıkıyorum. Adam ne olduğunu şaşmıştır gerçekten. Bunu aldıktan sonra arkadaşının sesini duydum. Ve seri bir şekilde adama doğru odaklanıyorum ve sıkarak çıkıyorum. Adama silah bile sıktırmıyorum. Birkaç örnek verecek olursak, Sanok'taki çatıdaki adamın sesini aldım. O da ses kasıyordu ama ben ondan daha önce sıktım. Nasıl bir avantaj? Aşağıdaki adamın sesini aldım ve ondan önce sıkmaya başladım. Kafasını gösterdi dayanamayıp ve o öldü. Ses kasmak bu denli önemli işte. Adamları görmeden orada olduğunu biliyorum çünkü ses kasıyorum. Hemen arkadaşıma işaretlediğimde. Mesela arkadaşı kapıdan çıkacak, hemen vurdum.
ve o çıkmadan sıktım. Ben avantajlıydım. Şimdi kapıdan girmek isteyen adamın sesini alıyorum ve direkt dürbün açıyorum. Burada diyorum. Adam otomatikmen korkacaktır. Ben olsam ben de korkarım. Orta binada adamların sesini aldım ve kendimi göstermeden hemen sıkmam lazım dikiz açmıştı. Çünkü ben avantajlıyım, ses kasıyorum ve arkadaşı onu kaldırmadan direkt başlamam lazım. Sıkarak çık. Nereden çıkabilir ki o adam? Düşmanın sesini aldım ve uçarak adamın üstüne atladım. O adamın yerinde olmak istemezdim. Kulaklığını aldın ve artık ses kasmak mı istiyorsun? Gel bu botların evine, seslerin geliş yönüne doğru. Sağındaysa sağına dön. Mesela şu an sağımdan ses aldım ve arkamdan da ses aldım. Geri döndüm böyle. Öndeki botu gördüm ve arkadaki sesi aldım sıkmadan önce. Hemen soldaki sesi aldım ve oraya sıkıyorum. Hiç silah bozmadan. Bunu vurduktan sonra arkaya dönüyorum. Kısacası burada anlatmak istediğim, ses kasarsanız arkada da bir gözünüz olur demek. Klaseye girip biraz bilgilerimizi pekiştirelim. Buraya kadar izleyen kardeşim bir like'ınızı alırım. Bootcamp'e girişimizi yapıyoruz. Şurada bir Uzi gördüm. Onu alırsam güzel olacak. Sen düştün. Tamam düştü. Takım arkadaşları yok. Tek girmiş. Seri bir şekilde başka bir silah bulmam lazım derken UMP. Güzel, hoş. Ve bayılır mı dedim ama şu vektör almam lazım. Mermi değiştirip zaman kaybetmemem lazım. Kask aldım da yelek almadan adamların üstüne gidiyor. Çıkmıyorlar ya. Ama oradalar. Hop lan sen ne geziyorsun burada? Ama sağdan geliyor. Düştü bu. Alttan da geliyor. Beşine geç. Kafadan. Bu ya. Yani... Ses kasmak bu. Haritadaki izlere bakmadan oynayın demiştim. Hatırladınız mı kardeşlerim? Bu en çok bootcamp. Böyle kalabalık yerlerde geçerdi. Kafanız karışmasın. Hangarda adam sesi aldım. Soldan kapıdan çıkacak. Kaçırmam. Dışarıdan da geliyor ses. Bootcamp'ı. Bitirmekle zaman harcayamam. Çünkü bootcamp temizlememiz lazım. Alın size en büyük örneklerden birisi. Arkadaş ses kasmadan oynuyor. Ve oyundan soğar yakında. Emin olun oyundan soğacak. Çünkü böyle ölmek insanın zoruna gider. Ses kasmadan oynanmaz. Diyeceğim üstte adam var. Damarcı ne yapıyorsun be? Adam ses kasıyor. Hem de bekliyor orada. Ama acayip silah sesleri geliyor. Direkt oraya oynamam lazım. Şunları buraya yerleştireyim. Oh, mis oldu ya. Şu an mis oldu. Adamların üstüne atlayabiliriz şimdi. Dayanamıyorum ya. Silah sesi duyunca dayanamıyorum. Yani ağzımın suyu akıyor diyebilirim. Siz de böyle olmalısınız. Çünkü oyundan o zaman cidden diyorum zevk alıyorsunuz. Şu an karşımda pencereden ses duydum. Pencereden bekliyor. Sağ pencerede bekliyor. Tepesine bineceğim. Düşmedi. Bir canı var ama onun. Jajur değiştiriyor. Hop yakaladım. Ses kasmanın avantajlarından birisi. Bak karşıdalar. Bunları kaçırdım. Yani jajur değiştireyim. Gelecekler zaten üstüme. Hop kafasına bindim. Sen ne yapıyorsun sen? Bak silah seslerini duydunuz. Bizi çağırıyorlar yani. Biz hemen bir ağrı kesişimizi içelim. Canımızı toplayalım. Hepsinin üstüne koşacağız zaten. Hadi. Canımız dolar. Bizim hemen gitmemiz lazım. Yavaştan dolsun. Geliyoruz. Bekle. Oo, burada sesler var. Bunlar bayağı bir canlı geliyor böyle. Oo, burada ses kasıyormuş. Hop! Bu düştü. Arkadaşı geliyor. Hop! Bu da düştü. Ama adam cidden diyorum güzel ses kasıyormuş. Şunların lootuna bakalım hemen. Ama galiba adam kalmadı burada. Çünkü bunlar üçlü hangardan gelen ekipti. Hiç görmedim bunları.
Aynen yok. Ses soluk yok. Umarım bu video size faydalı olmuştur kardeşlerim. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.